Ben de herkes kadar aşık oldum. Hepsi güzel başladı. Ama bazılarını da ben terk ettim, bazen de terk edildim. Çok ağladığım zamanlar da oldu. Sevdiğim ilk kadın mesela. Aşık olmanın hüzünlü bir şey olabileceğini işte o zaman öğrendim. Karşılık beklemeden sevmeyi de. Geriye dönüp bakınca anladığım şey şu. Sevmek, sevilmekten daha güzel bir şey. Ben aşk deyince yanına fırtınaları ve kuraklığı ekliyorum. Ankara'da doğduğum için arkadaşlarım bana Ankaralı Ayhan diyorlar. Adım Murat, lakabım Sarı. Adım Hakan, lakap Kavadaş. 27 senedir maçlara gidiyorum. Korkutmaz bizleri kutsal ötesi. Benim yok, niye biliyor musun? Herkes senelerce Ali'ni lakap olarak zannetti. Herkesin sırları vardır. Benim de vardı. Sadece en yakınımla paylaşacağım türden şeyler. Pascal böyle biriydi. Tabii ki kendime sakladığım sırlar da vardı. Onun bile aklının ermeyeceği şeyler. Erkek şarkıyor aşık yerlere gizli. Sertifiz, erkek
Pazarın bak iki otobüsümüz kaldı, almayabilir belki. Atlayın isterseniz ha. 15 tane otobüsü koyacaksın buraya. Hiç kimse sorun çekmiyor. Ya gönül ister ki sırayla böyle ya, kardeşim mi? Öyle kordon boyu. Binen binsin bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani renk ayarına kadar yani sessin yani. Siyah, beyaz, kırmızı. Aynen öyle. Üç renkten şaşma. Eyvallah. Eyvallah. Kartal'la aslan ayıralım kardeşlerim. Ayırın ya bunlar, ayrı yani. Ayırın. Ne yapalım? Ya siyahla beyazı nasıl ayırıyorsan aslanla kartalı da ayır. Bu kadar basit kardeşim. Biz memur beylerin eşliğinde saat 3.30 gibi en kötü yani 3-3.30 arası biz yola çıkmayı şey yapıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara gücü Beşiktaş maçına. Yani gideceğimiz yol o tahminen biz 8 saat gibi tahmin ediyoruz. Yeneceğiz inşallah diye. Ve gelecek bak Memur Bey bile yeneceğiz diyor inşallah. Pembe olsun, pembe olsun. Girebilen arkadaşlarımız girebilir içeri. Dışarıda kalanlar da kalır. Kalanlar gücenmesin bak. Şimdiden peşin peşin söyleyelim. Bursalıların hepsini vuracağız. Bir tane bak. Canlı kalmayacak amına. Durumumuz bu arkadaşlar. Gelen otobüslerden başka bir kontenjanımız yok. Gelen otobüslere binebilen biri. Orada da biletini alabilen alır. Alan arkadaşınıza da gücenmeyin. Çok arz ediyorsanız ben de dışarıda kalırım. Kalan taraftarla hiç fark etmez. Hiçbir zaman bize saldırmayan insana saldırmadık. Aynen. Tamam mı arkadaşlar? Fiiliyorum, ama her zaman nesli müdafaa hakkımız her zaman saklıdır yani. Tamam mı? Saklıdır yani. Zorlarlar sonu kullanırız. Onun dışında herkes Beşiktaş forması, Beşiktaş atkısı giyiyor. Yaralanan taraftarlar oldu. Yaşanan isyanda emniyet görevlileri olaylara müdahale ettiler. Beşiktaşlı yöneticiler geldi ve tribünlerden güvenlik güçleri bir kordon. Bir kere maçın başında haksız bir rekabet yaratıldı. Yani sen oraya aynı benzer tür bir tanesini 5 milyon, diğerini 30 milyon yapamazsın. Yani böyle yaptığın zaman haksız bir rekabete neden olursun. Beşiktaş'ta isyan, bu asi ruh hep böyle rakiplerin kayrılmasından dolayı doğdu. Vahşilik Beşiktaş tribününde her zaman yaşatılmalı. Biraz doğasında var yani. Barbaros görünür sonuçta.
Buraya olmuyor. Şey geliyor. Sol dur. Onun yeri. Sol dur. Onun yeri orası. Sol dur. Evet. Gittik daha 5'in dakikada gol dedik. Maç bir sıfır, ben babamın suratına bakıyorum. Baba nerede hani Beşiktaş, nasıl olacak falan diye. Dedi merak etme dedi, atar şimdi 3 tane dedi. Hiç unutmuyorum, Vedat Okyar penaltıdan atmıştı. 1-1 olmuştu. Ahmet 2 tane de gol atmıştı. 3-1'lik bir maç. İlk hatıramda kalan maç o maç. Ondan sonra bir tane Diyarbakır maçı hatırlıyorum. Babamla gittiğim yine. Diyarbakır, Beşiktaş'ın Fenerbahçe Galatasaray'a hegemonya kurduğu, kapalıya almadığı dönemlerdi. 77-76 ile 80 yılları arasında. Biz geceden yatardık o zamanlar. 7 sene Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı kapalı türbüne sokmadık Ünönü Stadı'nda. O zaman tek maçlarda Ünönü Stadı'nda oynanıyordu. 77-78 sezonunda başladık maçlara gelmeye. Zaten semtimiz Beşiktaş, doğma büyüme. Deplasmandı, bilmem neydi. Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmamaya bakıyorduk. Handball, yani basket maçlarına sabah 9'da giriyorduk. Akşam 5'te çıkıyorduk yeri geliyor spor sergiye. Basket maçı spor sergide oynanırdı. Orada da orta bayrak tribünü vardı. Orayı almak için hep geceden işte, ama hiçbir zaman silah veya emanet kullanılmamıştır. Yani o zamanlar, dediğim zamanlar, yumruk kavgası, bilek kavgası. En fazla taş kullanılırdı ya da sopa. O kavgaların bile gözlemlediğimiz kadarıyla şimdi bir mert bir tarafı vardı. Hani en fazla tekme, yumruk veya sopa kullanılıyor. Ama akşam saat 12'ye kadar beraber oturur, muhabbet eder. İçerdik, 12'den sonra Taksim'den, Çiçek Pasajı'ndan aşağı ayrıldıktan sonra birbirimize... Bir duvarda şöyle yazıyordu: şarkı söyleme yasaktır. Bir havaalanında bagaj arabalarıyla oyun oynamayı yasaklayan bir tabela vardı. Benim zamanımda oyun oynayan ve şarkı söyleyen insanlar vardı. Gece sabahlama da ihtilalden sonra azaldı. Sonra kendi aramızda da belli bir sene geçtikten sonra toplandık, kaldırdık. Zaten artık şey de kalmadı. Gecesi sabaha da kalmadı. Statlar da zaten biri Fener Stadı, onların da oldu. O zaman tek stad olduğu için ortayı almak için biz kapalıyı aldık gerçi, sırf ortayı da değil. Eylül 1980 darbesi sporumuzu, toplumumuzun yaşam biçimini, politikayı, ekonomiyi nasıl etkilediyse, olumlu ya da olumsuz biçimde değiştirdiyse, tribünleri de değiştirdi. 12 Eylül hareketinin hangi sebepler ve ne gibi şartlar içerisinde bir mecburiyet haline aldığı bir an bile unutulmamalıdır. Zira geçmiş unutulursa bugünü yeterince anlamak mümkün olamaz. 12 Eylül'ün getirdiği, tırnak içinde söylüyorum, o günkü huzur ve güven ortamında üniversiteye korkarak giden, eve dönüp dönmeyeceği bilinmeyen o gençlik öğrenci grubu, belki 12 Eylül yönetiminin de yönlendirmesiyle spor alanlarına, özellikle de spor sergi sarayı dediğimiz spor alanları başta olmak üzere, işte Şeref Stadı, derken Mithat Paşa'nın ya da bugünkü adıyla İnönü Stadı'nın tribünlerinde çoğalmaya başladı. Tarihten ibret alınmazsa o tarih elbette...